içinde en hayırlısını diliyorum. Hiç olmamış gibi davranabilmeyi, bu yok ediciliği anlayabilmeyi, bir bilsen ne kadar yürekten istiyorum. Akademik kariyeri devam etmemişsiniz. Rüya doktora tezinizi yarım bıraktığınızı söyledi. Evet. Neden? Tez konum ağır geldi. Öyle mi? Neydi konunuz? Mahkum intiharları. Çok önemlidir. Nereden çekmişti ilginizi? Annem intihar etti beni. Hapishanede. Ne oldu oğlum? Ne bu hal? Hortlak görmüş gibisin. Katil gördüm teyze. Ne? Annemin katili. O hakimi. Adil Güven Öztürk'ü gördüm teyze. Nasıl gördün? Nerede? Rüya'nın babası. Hayır. Rüya, sen Şafak'ın annesinin hapiste intihar ettiğini biliyor muydun? Hayır baba. Bilsem söylemez miyim? Hiç konuşmadınız mı bunları? Ha? Kimsin, nesin? Annen, baban, neci? Konuşulur bunlar. Hiç sormadınız mı birbirinize? Sormadık. Yani annemle babam öldü dedi sadece. Konuşmak istemedi. Ben de o üzülüyor diye bir şey sormadım. Böyle bir şey aklıma nereden gelsin? Yarın hallediyorum. Yarın mı? Bir gün müsaade. Bir gün müsaade. Bir gün ya. Ne müsaadesi lan? Ya ben Zekeriya abiyi bir arayayım. Onunla hallederim. Hiç boşuna zahmet etme. Az önce konuştum Zekeriya abiyle. Oradan eli boş gelmeyeceksin dedi. Anlatabildim mi? Yani buradan illaki bir şey alıp gideceğim. O hakim mezara, ben mahpusa. Hakim mezara. Geldim Şafak. Neden? Duymak istediğinden emin misin? Eminim.
duyacağın şey canını acıtabilir Rüya. Hiçbir şey bilmemek daha çok canımı acıtıyor. Senin baban. Senin baban annemin katili. Annemin katilini kızıyla yapamam diyor. Sen ne söylediğinin farkındasın değil mi? Her bir kelimesini. Ben 7 yaşında annesi kaldım diyor. Babanın yüzünden. Bu nasıl olabilir? Oldu. Senin baban suçsuz annemi mahkum etti. Annem masumdu benim. Doğru değil. Söylemiştim ya. Ne var Zarafet? Pardon. Duruşmaya gecikiyorsunuz diyecektim. Tamam. Hemen çıkıyorum. Şafak dinler misin? Bir yanlışlık olmalı. Şafak. Rüya duymuyor. Sağa sola koşuşturuyordur. Bunu da aklım almıyor ya. Niye Adilciğim? İyidir çalışması. Avunur. Aklı dağılır belki. Vallahi ödüm kopuyordu. Elden ayaktan düşecek diye. Şu terbiyesizliğe bak. Sen gel soframıza otur. Suratımıza tükürür gibi çek git. Üstelik hiçbir şey de açıklama. Haklısın ama sinirlenme bu kadar. Rüya mutlaka öğrenir. Biz de anlarız işin aslını astarını. Ben Rüya'nın cevap peşinde koşmasını da doğru bulmuyorum. Terbiyesizlik eden benim kızım değil ki. Ben Rüya'nın o ofise adım atmasını bile istemiyorum. Ayol ne bilsin kız bu başına gelecekleri? Ha? O da bir odan ayrılmak istiyordur. Ama elinde iş vardır. Tamamlayıncaya kadar da sabrediyordur. İhya. Aklımdan geçenleri senden saklayacak değilim. Bu Rüya çok şaşırttı beni. Ah canım. Çok sarsıldı. Ben de farkındayım. Ben de görüyorum çok sarsıldığını. Ben çocuklarımı tanırım. Rüyanın muhakemesi hiçbirinde yok. Peki nedir bu hal? Aşk Adilciğim. Aşk. Aman sen de. Aşkmış. Darmadağın oldu zavallı. Aşık olduğun zaman dünyayı gözün görmezdi. Unuttun mu? Bana bak. Bana bak yoksa yaşlandın mı sen ha? Senin baban annemin katili. Annemin katilini kızıyla yapamam diyor. Seçeriz Şafak. Hayat önümüze bir takım yollar çıkarır ve biz birini seçeriz. Kader sana daha 7 yaşındayken çok kötü bir oyun oynadığı halde sen doğru yolu seçtin. Hırsız, katil, manyak olabilirdin ama hukukçu oldun. Sonra ne yaptın ha? Rüya'ya senin baban annemin katili dedin. Sıra sende abi. Kim o? Benim Rüyacığım Özlem. Geldim.
Hoş geldin. Geç, gel gel. Ellerim kirli, kusura bakma. Bunlar ne böyle? Çiçek pazarına gittim bugün. Biraz çiçek aldım, onlarla uğraşıyorum. Çiçek pazarına mı gittin? Nasıl tatlı bir çiçekçiye çattım, inanamazsın. Biz Lale Sümbül diye geçiyoruz ya, hepsinin ayrı isimleri varmış. Bak mesela bu Angelik, bu Pembe İnci, bu Gece Kraliçesi. Siyah Lale. Eğer şimdi ekersem Mart'ta çiçeklenirmiş. Ne oldu Rüya? Hiç. Rüya. Şafak'la konuştum. Amma uyduruk bunlar ya. Şafak, ne yaptığının farkındasın değil mi? Farkındayım abi. Bu sakalarla olmuyor. Hala aklım almıyor ya. Aşk dururken çiğini seçtin. Çiğini. Ne yapsaydım cambaz? Adil Bey, annem sizin yüzünüzden kendini astı. Ama olsun, verin elinizi öpeyim mi deseydim? Bağırma. Bu yüzden. Sen hep bundan kaybediyorsun. Rüyanın karşısında öfkene yenilmeseydin bir yolunu bulurdun. Canım aşkı mahvettin ya. Nasıl ayakta durabiliyorum ben ya? Nasıl yaşayabiliyorum hiç anlamıyorum. Kendin yüzündendir. Kolay mı cambaz? Ha? Rüyayı her an şuramda hissediyorum. Şuramda. Uyku nedir bilmiyorum. Uyuyamıyorum. Rüyalarım onunla dolu çünkü. Kiğini seçmişim. Keşke seçsem. Aşktan yakan bir kurtarayım seçeceğim. İnan bana seçeceğim. Ama rüyanın aşkı yakan bırakmıyor abi. Anlatmaz Rüya. Bu kadar kolay mı yani? Babam annesi nasıl yargılamış? Ne zaman? Nerede? Nasıl olmuş? Ayrıca Şafak annesinin masum olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyor? Hiç merak etmiyor musun bunları? Etmez olur muyum? Sadece bunu düşünüyorum. Öğren o zaman Rüyacığım. Nasıl? Şafak'a mı sorayım? Ben annemin katilinin kızıyla yapamam diyen adama mı sorayım? Al bunu eve götür. Mutfak camına koyarsın. Çok güzel olur. Kimi arıyorsun? Alo Cenk. Baba. Sesinizi duymak için illa beni mi aramam gerekiyor oğlum? Olur mu öyle şey babacığım, ne demek? Niye aramıyorsun öyleyse? Klinikte işler çok yoğundu. Fırsatım olmadı. Az önce klinikten aradım, çıktı dediler. Evet baba, eve geldim. Biraz yorgunum. Sude nasıl? İyileşti mi? Ben sormasam arayıp söyleyeceğiniz yok. Hala hafif ateşi oluyor ara sıra ama... Dikkat edin, havalar iyi değil. Merak etme, ediyoruz baba. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. İdil'den ne haber? Ver onun da sesini bir duyayım. İdil uyuyor baba.
Eve geldim, baktım ki Sude'yi uyuturken o da uyuyakalmış. Bu saatte mi? Yorgun herhalde. İstersen uyandırayım, gerçi... Bırak, uyusun. Tamam baba, aradığını söylerim. Selam söyle. Bak, halan da selam söylüyor. Sen de selam söyle. Sude'yi öp benim için. Olur baba, öperim. Neler oluyor ya? Ne oluyor? Benim tanıdığım İdil böyle bir şey yapmaz. Mutlaka aralarında bir tatsızlık oldu bunlar. Sen bir şey biliyor musun? Nereden bileceğim ayol? Aa. Sanma ki Azrail gitti hakim efendi. Biraz mola verdi. O kadar. İhya. Bak, bir şey biliyor da söylemiyorsan çok fena kırılırım ona göre. Hangi konuda? Cenk konusunda. Bir şey bildiğim yok. Ama ben de biraz şüpheleniyorum. Nasıl şüpheleniyorsun? Hani rüyaya gittik ya geçen akşam. Ha. Cenk de oradaydı. Pek bir kaçamak göründü hali gözüme. Çektim onu bir köşeye. Oğlum ne oluyor dedim. Niye evinde değilsin sen bu saatte? Hiçbir cevap vermedi. Ama bana kalırsa İdil İzmir'e gitti Adil. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Ayrıldılar mı yani? Boşanıyorlar mı? Ayol, ne boşanması? Sen de hemen en kötüsünü düşünüyorsun. Var bir tatsızlık aralarında diyorum. Cenk çok ketumdur biliyorsun. Kan kussa kızılcık şerbeti içtim der. Ne yapacağız peki? Önce bir sakin olalım. Lütfen. Öyle karı koca arasına hemen gelinmez. Dur bakalım. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Bunun çeyreği ne kadar? 2,5. Aleykümselam. Eleman arıyormuşsunuz. He, arıyoruz. Nerelisin? Antakya. Hassa. Vay 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 vay. Bu ne be? Bir zamanlar ustura vardı, hatırlar mısın? Bizim köyde manyak bir berber vardı. Bir gün adamın birinin boğazına dayadı. Cart diye kesti. Oluk oluk, şelale gibi kan aktı. Gözümün önünde. Şah damarını kesmiş. Söyle bakalım Baytar, bugün günlerden ne? Söyle lan. Cuma. Ben seni salı günü aradım, bir miktar teslimat alacağım, hazır et dedim. Sen ne dedin? Tamam abi, olur abi. Hani lan! Tamam. Gerçekten. Kliniği satıyorum. Müşteri parayı toplamaya çalışıyor. Bir hafta müsaade, bir hafta içinde her şeyi hallediyorum. Yemin ediyorum bak. İstersen şimdi öldür beni. Ne yapabilirim ki? Adil Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Özgür, nasılsın bakalım? Sağ olun. Sana bir hafta mühlet. Bir hafta içinde dükkanını mı satarsın? Ananı mı satarsın? Beni ırgalamaz.
Anladın mı? Anladım. Ha. İyi. Bu da bende kalsın. Hesaptan düşeriz. Okul nasıl gidiyor? Devam mı? Bıraktın mı yoksa? Cenk? Aa. Baba? Ne biçim adamlar geliyor senin kliniğine öyle? Ne yapalım ya? Seçemiyoruz ki. Geliyorlar işte. Hoş geldin. Hayırdır? Nereden esti? Seninle konuşmaya geldim. Tabii. Ne konuşacağız? Sizi. İdil nerede? İzmir'e gitti değil mi? Yani geçici bir süre için. Biraz kafa dinleyip dönecek. Bakalım geçici mi kalıcı mı, kendi söylesin. Lütfen babaya. Arama şimdi. Ben çözmeye çalışıyorum zaten. İzin ver kendim halledeyim. İdil'i dönmeye ikna edemezsem zaten baba ne olur bir de sen konuş derim. Arama şimdi. Lütfen. Neden gitti peki? Ne sorun var sizin aranızda? Ya aslında önemli bir şey yok. Gerçekten sinirlerimiz bozuk herhalde. Son zamanlarda fazla kavga ettik. İdil sinirlerimiz bozuk diye babasının evine gidecek kız değil. Doğruyu söyle bana. Ya gerçekten baba. Çok tartıştık bu aralar. Otursana. Ayakta kaldın, otursana. Hayatında başka biri mi var senin? Benim. Sude. Yok öyle bir şey baba. Ben öyle şey yapar mıyım? Düzelteceğim diyorum, inan bana. Gençler evliliği kolay sanıyor. Emek vermeden, gayret etmeden evliliğin yürüdüğü nerede görülmüş? Haklısın baba. Oğlum, 9 aylık çocuğunuz var. Sizin her şeyden önce onu dikkate almanız gerekiyor. Şımarıklık çağınız geçti. Ne yap yap, İdil'in gönlünü al, getir buraya kızı, tamam mı? Tamam. Getireceğim. Söz. İyi. Bu ifade yanlış. Nasıl böyle cümleler kuruyoruz anlamıyorum. Öyle yazılmasını sen istedin, hatırlamıyor musun? Ben başkası mı yazmış dedim. Niye sinirleniyorsun bu kadar? Kim sinirleniyor? Yazsana. Bir işte doğru gitsin. Bunu atmak yok ama. Şafak Bey, birazdan baroya gitmeniz lazım. Biliyorum. O kalemler ne arıyor yerde? Hangi kalemler? Benimkiler burada. Seninkiler mi? Evet, yerde değildi. Nedir yerde olmayan? Kalemler. Görüyorum canım. Yerde dediniz de. Sana demedim. Bizden başka kimse yok ki burada. İyi çalışmalar Aslı. Zaten dosyada var. Rüya. Merhaba Canbaz. Sesini duymak ne güzel. Teşekkür ederim. Benim için de öyle. Müsait miydin? Tabii müsaitim, dinliyorum. Bu akşam buluşabilir miyiz diyecektim Canbaz. Akşam. Buluşuruz elbette. Teşekkür ederim. Merak ediyorum. Babam... Şafak'ın annesinin ölümüne nasıl sebep oldu bunu öğrenmek istiyorum. Haklısın. Şafak'a soramadın herhalde ayrıntıları. Doğru mu anlıyorum? Soramadım. Şafak çok öfkeli. Benimle konuşmak istediğini sanmıyorum. Öfkeli maalesef. Tamam Rüya, akşama görüşürüz.
Ben çıkmadan ararım seni. Teşekkür ederim. Cambaz bak. En küçük bir ayrıntıyı bile ihmal edersen... Ne yaparsın? Yüzüme mi bakmasın bir daha? Bakmam. İyice anlat. Anlasın kimin yüzünden bu durumda olduğumuzu. Bu halini senin öfken yüzünden oğlum. Sağa sola kalem fırlatacağına aklını başına topla biraz. Şafak. Sen aşık değil misin bu kıza? Bana cevabını bildiğin soruyu sorma avukat bey. O zaman sevgi ne gerektiriyorsa sen de onu yap. Ya ben konuşamıyorum seninle. Kız ne yapsın? Oğlum ne dedin de yakanı kurtardın sabah gelen adamdan? Bıraktı işte. Cenk, bana ağız yapma. Kliniğe gelen adam kim? Tefecinin adamı. Tefeci ne demek? Bir çeşit mafya. Ne çeşidi? Düpedüz mafya. Mafya adamın ağzından bir vaat almadan bırakır mı insanı? Ya çek verdin ya senet verdin. Verdin işte bir şey. Ya tamam ya, vermiştim ben zaten senetleri. Vadesi geldi şimdi, onu istiyor. Ne kadar? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum oğlum, delirtmesene sen beni. Ne kadar borcun var bilmiyor musun? 80 bin vardı. Ne? Faiziyle birlikte 120 bin. Kalbim sıkışıyor. Vallahi kalbim sıkışıyor. Ölüp gideceğim şurada ya. Ya benim arabayı aldılar. Artık kaça saydılarsa. Ha yani yuvarlak hesap, bir 100 kağıt lazım diyorsun. Dur ben sana vereyim hemen. Oğlum sen nasıl bir batağa battığının farkında mısın? Ya batak olsana yazar abi. Ben bitmişim zaten. Bir hafta içinde bu parayı ödedim ödedim. Yoksa cenazeme gelirsiniz artık. Saçma sapan konuşup sinirlendirme beni. Ne bakıyorsun? Yardım edecek misin? Etmeyeceğim. Yetti be. Benim kaç para borcum var, senin haberin var mı? İyi. Gebertsinler beni o zaman. Gebertsinler. Nereye gidiyorsun? Şu bizim Antakyalı var ya. Beyaz imli çıktı. Öyle mi? He. Ya sabah namazına kalktım. Bir baktım benden önce uyanmış, yerleri paspaslıyor. İyi iyi. Güvenimizi boşa çıkarmayacak desene. İnşallah. Antakyalı. Buyur. Oğlum bitirdin mi bulaşıkları? Bitti. Başka bir şey var mı? Ha şu vitrini de bir siliver. Ha bu arada cam silme işini bu saatlere bırakma. Bundan sonra sabah kalktın ilk işin bu olsun. Tamam. Antakyalı, gazeteyle deterjanlar orada. Tamam efendim. Yarım saat içinde gelir. Size de iyi günler. Kirisli, 15 lahmacun at fırına. Acılı. Tamam abi. Aferin be Antakyalı. Erkencisin. Geldim işte. Duramadım klinikte. Ne oldu yine? Yok bir şey. Cenk ne oldu sana? Ya daha ne olabilir ki Rüya? Olan oluyor işte. Aynı şey oluyor. Bana bağırma. Affedersin. Sen nereye? Cambaz'la buluşacağım. Cambaz mı? Cambaz da kim? Şafağın ortağı. Ne? Niye Şafağın ortağıyla buluşuyorsun? Aman ne olur aramızı düzelt mi diyeceksin? Saçmalama. Asıl sen saçmalama. Allah Allah. Ağır ol biraz ya. Ne diyeceksin herife? Bir şey demeyeceğim. Bir şey soracağım. Hayır ne soracaksın? O hayvan beni neden terk etti diye mi soracaksın? Babam Şafağın annesinin ölümüne nasıl sebep oldu onu soracağım. Ne? Görüşürüz. Ne dedin sen? Kim sebep olmuş? Rüya. Çıkıyor musun? Hı. Ne diyeceksin Rüya'ya? Hiç. Şafa kafayı sıyırdı diyeceğim.
Gözü dönmüş durumda. Böyle giderse tımarhaneyi boylayacak diyeceğim. Cambaz, bir şey soruyorum. Ne diyebilirim Şafak? Rüya haklı olarak bir sürü soru soracak. Ben de cevap vereceğim senin yerine. Keşke bu kadar kırıp dökmeseydin. Neyse ya. Kime ne anlatıyorsam sanki. Cambaz. Efendim? Yok bir şey. Son gelen faksları bu dosyaya koy Aslı. Yarın sabah duruşmaları hatırlat bana Zarafet. Aklım başımda hiç değil şu sıralar. Tabii Ali Bey. Hadi görüşürüz. Güle güle. Koyu kara, kapkara, aşkından bu hatıra. Çalsam bütün kapıları, kapanır mı bu yara? Koyu kara, kapkara, aşkından bu hatıra. Çalsam bütün kapıları, kapanır mı bu yara? Hala bekliyorum, gelmedi daha. Orada mısın? Şafak, orada mısın? Buradayım. İyi. Çok kötüyüm Cambaz. Ne diyebilirim ki sana şimdi? Kapatıyorum, geliyorum. Cambaz. Efendim? Yok bir şey. Ona çok sevdiğimi söyle. Hoş geldin. Merhaba Cambaz. Otur. Rahat geldin mi? Geldim. Trafik yoktu. Benimle konuşmayı kabul ettiğin için teşekkür ederim Cambaz. Ne demek? Şafak pek ayrıntılı anlatmadı. Biliyorum. Ne içersin? Aşkından bu hatıra. Çalsam bütün kapıları, kapanır mı bu yara? ...1978'de... Filiz abla, Şafak'ın annesi, Zafer Kara'yı öldürme suçundan yargılandı. Şafak'ın babasını yani. Ne? Babasını? Bunu söylemedi mi? Hayır. Baban masum annemi mahkum etti dedi. Annesi babasını öldürdüğü gerekçesiyle mi cezaevine girdi? Ama o öldürmedi aslında. Kim öldürdü? Bilmiyoruz. Çıkmadı ortaya. Ya bazı söylentiler oldu ama... Araştırmadınız mı? Araştırmaz olur muyuz Rüya? Ama dosyadan bir şey çıkmadı. Şafak büyüdüğünde yıllar geçmişti aradan. Ne tanıklar var ortada, ne deliller. Şafak babasının tarafıyla da görüşmüyor. Ben halasıyla, babaannesiyle görüşmeyi denedim ama... Ama kabul etmediler. Sonuç sıfır yani. Filiz abla suçlu bulundu. Cezası kesin açıktan 6 ay sonra da cezaevinde... intihar etti. Davasına bakan mahkeme başkanı... Adil Güven Öztürk. Babam. Şafak 7 yaşındaydı olay olduğunda. Teyzesi yanına aldı Şafak'ı, İstanbul'a getirdi. Tacisar ablayla o zamanlar altlı üstü oturuyorduk. Yani olayları çok yakından biliyorum. O yaşta her duruşmaya gitti çocuk. Adapazarı'na. Annesini ya mahkemede görüyordu ya da cezaevinde. Duruşmaya da mı gitti? Babamı tanıyor yani. Koyu kara, kapkara, aşkından bu hatıra.
çalsam bütün kapıları kapanır mı bu yara? Koyu kara, kapkara aşkından bu hatır. Çalsam bütün kapıları. Rüya yapma. Efendim teyze. Benim babam hayatını adalete adamış bir adam cambaz. Gördüğü bütün davalarda kılı kırk yaran bir adam. Benim babam hata yapmış olamaz. Rüya. Ben de hukukçuyum, sen de hukukçusun. Baban yasalar ne gerektiriyorsa onu yapmıştır, bundan eminim. Ama sen de çok iyi biliyorsun. Adaletin yanıldığı olur. Hayır. Benim babam yanılmaz. Neredeyse 30 yıl önce yaşanmış olay bu. O zamanın adliye polis şartlarını düşünürsen... Babam yanılmaz. Yanılmışsa da... Bunda benim günahım yok diyorsun değil mi? Haklısın. Senin bir günahın yok. Ben kendimi düşünmüyorum cambaz. Bunu babama nasıl söylerim onu düşünüyorum. Söyleyemem. Ölür kahrından. Çok sıkıştım Taysar, aç şu kapıyı. Uğraşıyoruz Sabri. Enişte nasıl kilitledin burayı ya? Benim kabahatim. Anahtarı bırakmasaydın ya kapı üstünde. Taysar hadi altıma yapacağım. Of Sabri tut biraz. Bu böyle olmayacak. Enişte çekil. Taser, yaptım valla. Özür dilerim teyze. Yarın yaptırırım. Bırak şimdi kapıyı. Neyin var senin? Rüyayla mı konuştun? Ne dedin? Gerçeği. Yani? Senin baban benim annemin katil dedim. Şafak, oğlum niye bu kadar ağır konuştun? Daha nazikçe söyleyemez miydin? Ağzımdan öyle çıktı. Tamam. Babası annenin ölümüne sebep oldu. Ama o kız bunları hak etmiyor. Niye böyle bir şey yaptın yavrum? Bilmiyorum teyze. Belki de bir an önce bitsin istedim. En ağır sözü söylersem bir daha yüzüme bakmaz. Ben de bu aşkı kolay unuturum. Ama unutamıyorum. Ben de akşam evden aradım seni. Bulamayınca da cepten aradım artık. Ver bakayım şu elini. Ah canım benim. Rüya ne oluyor? Neyin var? Yine bir densizlik mi yaptı o arkadaşın? Hayır baba. Bu akşam Şafak'ı görmedim. İyi etmişsin. Zaten seni fazla üzdü bu mesele. Artık yavaş yavaş geride bırakmanın zamanıdır. Değil mi kızım? Adilciğim. Bir arkadaşını gördüm. Artık biliyorum ben neden böyle davrandım. Kendisinden bir açıklama yok yani. Senin yerinde olsam kurcalamazdım. Rüya. Hele bir özür dilesin önce. Ondan sonra lütfederse dinleriz nedenini. Kendini bu kadar hırpalama doğru değil kızım. Adilciğim. Tabii sen haklısın ama ben merak ediyorum. Ne olmuş canım? Hı? Niye böyle oldu? Biz bir şey mi yapmışız? Bilmeden kalbini falan mı kırmışız?
Söylesene bir tane. İkisi birden galiba hala. Olur mu öyle şey canım? Ne yapmış olabiliriz Allah aşkına? Rüya, artık senin üzülmeni istemiyorum. Hak etmiyorsun çünkü. Senin böyle mum gibi erimenin dışında başka endişem yok. Başka merak ettiğim bir şey de yok. İyi geceler. Baba. Hı? Şafak'ın annesini hatırlıyorsun. Evet. Hapiste intihar etmişti. Biliyorum. Annesini sen yargılamışsın baba. Ne demek oluyor bu? Cambaz, yeni bir avukat alıyoruz. Ceza hukuku doçenti deyince yaşını başına almış birini bekliyordum. Odaya bir girdim. Gencecik bir kız oturuyor. Rüya. İlk görüşte aşka inanmazdım. Bir kere göreceksin. Aşık olacaksın. Saçma. Olur mu öyle şey? Olur efendim. Ben Tacizler'e ilk görüşte aşık oldum. Öyle olmadı mı Tacizler? Öyle oldu Sabri'ciğim. Şişli Etfale Hastanesi'nde çalışıyoruz o sıralar. Bir öğlen tatil doktor arkadaşlarla aşağıda bir muhallebici var. Oraya dadandık, habire tavuk pilav yiyoruz. Biraz sonra Tacizler öğretmen arkadaşlarıyla geldi. Bir saniye göz göze geldik. Sonra... İnfilak. Hem de nasıl? Sonra ne oldu Tacizler? Evlendik ya Sabri'ciğim. Evlendik mi? Nerede? İstanbul'da mı evlendik? Şişli evlendirme dairesinde. Ne zaman peki, çok oldu mu? Daha dün gibi. Ben kalkayım artık. Biraz daha kalsaydın oğlum. Anneciğini üzme yavrum. Macide Hanım hassas insandır. Çabuk üzülür. Hayat bana neden bu kadar kötü davranıyor teyze? Neden bütün acılar beni buluyor? Düşman attığı taş değil, dostun attığı gül yaralar demişler. Dosttan geçtim. Öz evladımın bana söylediğine bak. Babacığım lütfen. Söylediklerime inanmıyorum sadece. İnanmasaydın ağızlarının payını verir, bir daha bu konuyu asla açmazdın. Sahiden ihtimal veriyor musun Allah aşkına Adil? Rüya sana toz kondurmaz ayol. Böyle bir saçmalığın konuşulmasına bile izin verilemez İhya. Tam 30 sene devlet hizmetindeydim ben. Para için mi? Mal mülk için mi? Şerefli bir geçmiş için. Kimseye dil uzatırmam. Haklısın. Elbette öyle. Ama sakin ol biraz, ne olur. O adam avukat değil mi? Neden oturmuş bunca senedir ha? Araştırsaydı ya dosyaları. Açsaydı ya davayı yeniden. Araştırmış babacığım. E ne oldu peki, hiçbir şey duymadık biz, neden? Bir şey elde edememişler. Edemezler tabii. Çünkü ortada yanlışlık yok. Hayatım boyunca kıl kırk yardım ben. O terazi var ya, o terazi. Orada tartılan insan hayatı, kum değil. Ben bunu unutur muyum sandın? Babacığım. Ben senden zerre kadar şüphe etmedim. Ama sana bunları anlatmak zorundaydım. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Ben gitsem iyi olacak. İyi akşamlar. Güle güle yavrum. Sonra yine konuşuruz. Konuşmayacağız İhya Hanım. Benim vicdanım rahat.
Konuşulacak hiçbir şey yok ortada. Vicdanın bu kadar rahatsa niye bu kadar sinirlendin? O adam beni töhmet altında bıraktı. Sence ben niye sinirlenmiş olabilirim? Sadece sordum, Adil. Otursana. Çıkar istersen. Kahve içersin değil mi? Kafeinsiz kalmamış. Sert gelebilir. Gelmez. Babamın hata yaptığından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
O gece. Annemin koynundaydım çünkü. Sabaha kadar. Koyu kara, kapkara, aşkımdan bu hatıra. Çalsam bütün kapıları, kapanır mı bu yara? Koyu kara, kapkara, aşkımdan bu hatıra. Çalsam bütün kapıları, kapanır mı? Evet. Sakine kahve yapmış. Bugün kahve içtim ben, sağ ol. Bir daha iç. Çarpıntı yapıyor. Hatırlar mısın? Yıllar önce bir gün liseden koşa koşa eve geldim. Hüngür hüngür ağlıyorum. Babam da şurada bir yerde oturuyor. Ne oluyor kızım, ne var dedi. Niye ağlıyorsun? Ben de tarihçi Kerimhan'a haksız yere bir tokat attı dedim. Babam şöyle bir baktı. Tarihçi haksızsa niye sustun dedi. Haksızlık karşısında eğer böyle susarsan işte böyle ağlarsın. Hıçkıra hıçkıra. Sen benim haksız olduğuma inanıyorsun. Allah'ım aklımı koru. Beni benden iyi tanıyan kardeşim benim haksız olduğuma inanıyor. Senin haksız olduğunu söylemiyorum Adilciğim. Çünkü ben kim haklı kim haksız bilmiyorum. Sen haklı olabilirsin. Şafak da haklı olabilir. Belki ikiniz birden haklısınız. Kimin haklı olduğunu bilmiyorsam susamam. Ben bunu söylemek istiyorum. Ayrıca haksız olabileceğin aklımdan geçti diye bana küsüyorsan kardeşini hiç tanımamışsın demektir. Benim kendimden şu kadar şüphem olsaydı hiç durmaz kendimi denize atardım. Sen de beni hiç tanımamışsın. Yazık. Adil. Yazık. Adilciğim birazcık şüphe iyidir. Azıcık bir şüphe bütün her şeyi tertemiz yapar. Yani kendinden bu kadar emin olma, azıcık bir kuşku duy diyorum. Hepsi bu. Bir yanda sen, diğer yanda babam. Arada kaldım. Arada kalma. Senin için doğru olanı yap. Babanı seç. Benim için doğru olan bu mu yani? Anladım. Sen kendin için doğru olanı seçtin. Başka türlüsünü yapamam Rüya. Haklısın. Artık görüşmesek iyi olur. Ben bir ara gelip bürodan eşyalarımı alırım. Senin olmadığın bir zaman. Zannediyorum sen de orada olmak istemezsin. Artık hayatından çıksam diyorum. Bu ikili delilik sona erse. Değil mi?
Şafak. Ben seni çok sevdim. Koyu kara, kapkara, aşkımdan bu hatıra. Çalsam bütün kapıları, kapanır mı bu yara? Koyu kara, kapkara, aşkımdan bu hatıra. Çalsam bütün kapıları, kapanır mı bu yara? Babam gelecek mi halacığım? Bilmiyorum Özlemciğim. Arayalım isterseniz. Yani gelirse aç kalmasın. Ay yok, gerekmez yavrum. Ben zaten kebapları fazla ısmarladım. Atarız fırına, aç gelirse yer. Ha? Peki. Ne güzel yoğurtlu ıspanak vardı Semih Bey. Yanına bir de makarna yapardık. Tüttürdünüz kebap diye. Ben en son ıspanak yediğimde 5 yaşındaydım Sakine. O da dayak zoruyla. Bu saatten sonra üstüne altın tozu serptim desen yine yemem ıspanak. Semih. Yakalandık yine. Bir türlü öğretemedim sana bardakla su içmeyi. Gelmedi mi babam da? Rüyada. Daha gelmez. Niye? Rüya gelseydi ya buraya. Hep beraber yerdik yemeği. Emir mi vereceğiz yani şimdi gelin de birlikte yemek yiyelim diye? Koskoca insanlar ayol. Ne istiyorlarsa onu yapsınlar. Ha siz hala o mevzudasınız değil mi? Kurtulamadınız o hayvanın tesirinden. Tutun siz beni daha tutun. Ama bir gün ne yapıp yapıp döveceğim o herifi göreceksiniz. Semih lütfen ama. Rica ederim. Rica ederim. Kusura bakma hala. Aklıma geldikçe sinirleniyorum. Gerçi dayak isteyen biri daha var. Malum halacığım. Cenk. Tefeci yapışmış yakasına yine. Bir hafta içinde istiyorlarmış parayı. Cenk'e biraz korksun diye hayır dedim ama. Vereceğim tabii adamları susturacak kadar bir şey. Üstünü sonra düşüneceğiz. Artık bankamı soyarız. Ne yaparız orasını bilmiyorum. Yalnız bu böyle gitmez. Farkındasınızdır herhalde. Babamın elinde sonunda haberi olacak. Vakitlice söyleyelimeliyiz. Sakın ha. Sakın. Cenk'in kumar borcunun zamanı değil şimdi. Adamcağız zaten emekli oldu diye sevine sevine geldi evine. Rüyanın meselesiyle yıkıldı zaten. Bir de Cenk'i öğrenirse... Ne demek rüyanın meselesiyle yıkıldı? Hayvanın teki bize terbiyesizlik etti diye yıkılacak kadar zayıf bir adam benim babam. Bu basit bir terbiyesizlik değil Semih. Çok derin bir mevzu. Çok. Hala neymiş şu derin mevzu? Bana da anlatsanıza şunu artık lütfen. İşte adres. Gecikmeden götür siparişleri. Ben mi? İstersen ben götüreyim. Yok. Estağfurullah. Hadi fırla. Şşt. Giy şunu da. Bulabilirsin değil mi? Bulurum, bulurum. Tamam, çok oyalanma hadi. İdil ne olur. Ne olur lütfen kapatma telefonu. İdil, İdil siparişi getiremediniz bir türlü yani. Burası diyorum ya, getirsene. Sakine Hanım. Evet. Borcum ne kadar? 57 lira. Kalsın kalsın, bırak. Sen yeni mi başladın kebapçıda? Yeni başladım. Dün seni görür gibi oldum dükkanda. Buralarda mı oturuyorsun? Hı hı. İyi, hadi sana kolay gelsin. Ay. Hayvan. Hayvan oğlu hayvan. Semih kaç kere düzgün konuş dedim sana?
Babama katil diyen heriften söz ediyor salacım. Kusura bakmayın, düzgün konuşamayacağım. Sana babana katil dedi diye bir cümle kurmadım ben. Annesinin ölümünden babanı sorumlu tutuyor dedim. Çarpıtma. Ne fark eder? Ha babama katil demiş, ha ölümünden baban sorumlu demiş. İkisi de aynı kapıya çıkar. Nerede bu herifin bürosu? Biliyor musun sen yerini? Semih, delirdin galiba sen. Ay hakikaten Semih. Söylemeyin, söylemeyin. Ben pazartesi bulurum nasılsa. Barodan iki dakikada öğrenirim yerini. Aa. Ay saçmalıyorsun yani. Hayır, siz nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz ben onu anlamıyorum. E ne yapalım şimdi? Hı? Linç mi edelim adamı? Hem ne? Hala konuşur musun lütfen? Bilmiyorum Semih. Bilmiyorum. Babanın yanılmış olma ihtimali hiç mi yok? Hakikaten inanamıyorum sana. Kebaplar geldi. Sağ ol Sakine. Tabağını verir misin Semih? İstemiyorum, ben yemeyeceğim. İştahım kaçtı. Was? Und wieso weiß ich davon nicht? Der in Neba. Önce çabuk bulunması gerekiyor. Neyse ki... Evet efendim. İşte bu kadar. Musi, doldursana. Tamam abi. Gördün mü abi? Bu kadar işte. Çok mu sevindin şimdi? Sevindim tabii. Kolay mı kazanılıyor o 3 puan? Haklısın. Her derdine deva oldu bu 3 puan yani. Tabii. Her şey bitti. Kuş gibi hafifledin şimdi. Şafak. Beni kandır. Teyzeni kandır. Enişteni kandır. Hatta Rüya'yı bile kandır. Zararı yok. Ama... Cümleni tamamlama Canbaz. İyi. Kendini kandıracaksın yani. Kandıracağım. Geçen geldiğimde yoktu bunlar. Yeni diktim. Güzel olmuş. Renk vermiş eve. Vermiş değil mi? Çayın babacığım. Ah, sağ ol kızım. Afiyet olsun. Yanıma gel biraz. Gel. Güzel kızım benim. Çiçeklerle mi oyaladın sen kendini? İyi ki geldin baba. Çok mu üzülüyorsun? Evet. Ama sen geldin ya, daha iyiyim şimdi. Senin bana küsmene dayanamazdım baba. Ben sana hiç küsebilir miyim? Çocukken küserdin. Yalandan ama içim içimi yerdi. Annen madem küstün biraz devam et, şımaracak yoksa derdi. Şımarır mıydım? Hiçbir zaman. Rüya, sen benim sahiden yanılmış olabileceğime inanıyor musun? Hayır baba, katiyen. Ya yanılmışsam? Sen yanılmazsın. Yanılabilirim, ben de insanım kızım. Yanılmış olabilirim. Benim içim rahat. Ama diyelim ki yanıldım. Yeteri kadar muhakeme etmedim. Yanlış bir karar verdim. Baba, ben seni yanılmayan bir hakim olduğun için seviyor değilim. Babam olduğun için seviyorum. Verdiğin karar ister doğru olsun ister yanlış. Benim için fark etmez. Sen benim babamsın. Babam. Hepsi geçecek kızım, hepsi geçecek. Hem şair ne demiş? Hiç aşktan ölünür mü? Hı?
Hümeyra'yı hatırlıyor musun? Karşı apartmanda otururdu hani. Kızıl saçlı Hümeyra abla. Hatırlamaz mıyım Canbaz? Bayılırdım ben ona. Size gelirdi. Koca heriftin. Bir çıkardın kucağına, inmek bilmezdin bir daha. Aşıktım be. Deli gibi. Hadi. 11 yaşındaydım. Hadi. Allah'ım ne zaman büyüyeceğim diye düşünürdüm. Hümeyra aynı yaşta kalacak ya. Nasıl kıskanırdım seni. Ölsen diye dua ederdim. Yok daha neler. Ya. Geçen gün rastladım Hümeyra'ya biliyor musun? Saçları bembeyaz olmuş. Tak tak tak. Hala aynı gururla yürüyor Hümeyra. Konuştunuz mu? Hayır. Sarsıldım görünce. Zamanında gurur yaptık ayrıldık. Ayrılmasak hayatımız nasıl olurdu diye düşündüm. İnsan çok tuhaf bir varlık Şafak. Çok karışık duyguları var. Yine kin mi? Aşk mı diyeceksen? Geçtik abi o soruyu. Özlemek var. Pişmanlık var. İnsanın içinde ukde kalması var. En önemlisi de keşke demek var be oğlum. Keşke mahvetmeseydim demek. Yıkmak kolay. Bir çay daha içer misin babacığım? Teşekkür ederim kızım. Yeter. Baba. Hı? Ben sana söylemedim. Bu sabah. Evet. Şafak'ın evine gittim. Neden? Bilmiyorum. Gittim. Yani hiç niyetim yoktu ama dayanamadım. Böyle konuşmadan ayrılmak. Anladım kızım. Gitmeseydin iyiydi. Alyan sağlamış. Öyle yan yana duruyorlardı. İçine adımı da yazdırmış. Rüya. Kalk güzel bir yere gidelim, oturmayalım evde, baba kız kafa çekelim ha? Var mı bildiğin güzel bir yer? Sen ciddi misin? Ben her zaman ciddiyim. Hadi hadi git giyin. Tamam peki. Şu dört mevsim balıkçısı duruyor mu? Duruyor ama orası çok sosyete oldu baba, biz başka yere gideriz. Hep böyle yapıyorsun değil mi Canbaz? Hep böyle yapıyorsun. Ne yapıyorum ki? İnsanın içini kurt gibi kemirecek sözü söylemenin yolunu illa buluyorsun. Keşkeymiş. Senin içini kemiren kurt benim sözüm değil ki Şafak. Kurt zaten var içinde. Aşk diyorlar buna. Sen daha oturacak mısın? Bana bu kadar yeter. Gidiyorum. Görüşürüz. İyi geceler. Durum ince galiba. Öyle. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar Şafak. Taksiyle gideceğiz değil mi? Hiç geçeceğine göre araba kullanamaz. Ha tabii. Ama caddeye kadar yürüyeyim. Hava da güzelmiş. Üşüyor musun ya? Sen? Hayır. Şafak? Thank you.